Abinin nişanlısıyım ben. Sizinle tanışmak bir onur benim için. Memnun oldum efendim. Bana Şura diyebilirsin. Kimseyi gördün mü? Seyit abim yoktu. Tam dönüyordum. O çıktı, ona verdim. Nasıl bir kadındı? Kadın gibi değil anne, daha çok küçük bir kız gibi. Havva ablamdan bile küçük duruyor. Çok asil, nazik, çok güzel bir kız. Seyit abim neden ona aşık olduğunu anlayabiliyorum. Su gibi duru. Saf biri. Hani babam gibi kaşlarını çatma hemen. Sen de olsaydın sen de aynı şeyi düşünürdün. Babamı da anlamıyorum zaten. Canım Tina. Yüreğime gelip yerleşen özleminizi yine sana mektup yazarak azaltmaya çalışıyorum. Burada tek eksiğim sizlersiniz. Keşke bu harika yerde Bahar'ı birlikte karşılayabilseydik. Keşke Seyit'in ailesinin beni nasıl el üstünde tuttuklarına gözlerinizle şahit olabilseydiniz. O zaman hakkımdaki korkularınızın yersiz olduğunu anlardınız. Çok zarif insanlar. Beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yine de yüzüme kondurduğum her tebessümde yokluğunuzun sızısını hissediyorum. Sesiniz hep kulaklarımda çınlıyor. Sizi düşünmeden geçen günüm yok. Annem, Nina, sen nasılsınız? Konstantin'le birbirinize kavuşabildiniz mi? Ben hep sizi bir arada hayal ediyorum. Sevgili ablacığım, dilerim hayatındaki tek eksik ben olurum. Konstantin'le bir daha ayrılmamak üzere kavuşmuşsunuzdur. Hepinizi çok özledim. Sizi bir daha hiç görmeyeceğim. Hiç göremeyeceğim. We'll be right back.
Dur, dur, dur. Şurası. Şurası. Çok, çok kirliyim. Dur. Hiç umurumda değil. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Şura. Ne güzel. Ne coşkulu bir karşılama. Sevgilim. Kalkma, kalkma, kalkma. Hayır, seni ayakta karşılayacaktım. İyi misin? Seher, açsınız değil mi? Seher, yiyecek bir şeyler hazırlayın. Hamamı da ısıtın. Baş üstüne. Bir daha beni sakın bu kadar uzun yalnız bırakma. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım. Geçmeyen saatlerle kavga ettim. Zaman sabrımı biledi. Ne yapacağımı bilmeden öylece seni bekledim. Buradan ne zaman gidiyoruz? Ne oldu? Neyim ben? Ben yokken bir şey mi oldu? Yok, hayır. Ama... Söylediğin gibi karşı kıyıya geçelim. Türk topraklarına. Burada olaylar bu duruma gelmişken bizim yeni bir hayat kurmamıza imkan yok. Neyin var Şara? Neyin var? Hiçbir şeyim yok. Bu gece sadece gelişini kutlamak istiyorum. Hasretimi dindirmeni istiyorum. Günaydın. 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 Seyit nerede? Çiftliğe gitti. Neden? Annesinin mektubunu okumuş. Babasının da dün buraya geldiğini öğrendi. Çalışanlarla konuşmuş.
Oğlum, Kurt Seyit'im, aslanım. Hasretle gelişini aylarca bekledikten sonra kavuşmamız böyle mi olacaktı? Zaman birlik zamanı oğlum. Ayrılık zamanı değil. Zor günlerimizde sana yakışan ocağının başında durmaktır. Ailene destek olmaktır. Babanın sana ihtiyacı var Seyit. Babanın oğullarına ihtiyacı var. İsyancılar toprağımıza, evimize göz diktiler. Babanı öldürmeye kalktılar. Osman babanı son anda kurtardı. O haini vurdu. Şimdi sen bize arkanı dönersen biz ne yaparız? Babanın en büyük hayal kırıklığı, en güvendiği kalesinin yıkılmasındandır. Seyidim, yanlışından dön aslanım. Babana, atana karşı gelme. Misafirlerini uğurladıktan sonra evine, yanımıza dön. Benim yüreğimi darda bırakma. Seni hasretle bekliyoruz. Gözlerinden öperim oğlum. Ben biraz hava almaya çıkacağım. Günlerdir evdeydim. Ben de sana eşlik edeyim. Atla dolaşmak ister misin? Olur. Fazla uzaklaşmak doğru değil. Şuranın yanında ben olacağım. Merak etme. Etmiyorum. Sadece dikkatli olun. Hoş geldin Yalnız. Haber geldi bu gece. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Gerçekten? Evet. Her şeyi ayarladım. Allah'ım sana şükürler olsun. Mahmut'a o kadar çok dua ettim ki. Baba, abim geldi. Hadi sen içeri geç. Özür dilemeye mi geldin? Benim yüzümden hepinizin başının derde girdiğini biliyorum. Sizi öldürmeye çalıştılar. Onu da biliyorum. Benim burada kalmam hepiniz için tehlike arz ediyor. Burada kalıp size rahatsızlık vermeyeceğim. Her anlamda. Sevdiklerimin huzuru için Kırım'dan ayrılmaya karar verdim. Eğer benim nerede olduğumu bilmezseniz hepiniz daha emniyette olursunuz. Kadınla birlikte yaşayabilmek için bu bahaneyi mi buldun şimdi de? Korkak bir Rus kızının fikirleri bunlar. Bak baba. Ben sana saygıda sevgide kusur etmem. Ama benim sevdiğim kadına yapılmış hakareti kendime sayarım. O benim evimde bir misafir değil. Benim hayatım ve geleceğim. Bu böyle bilinsin. Derhal özür dile Seyit. Yoksa... Hayır baba, şura için senden özür dilemeyeceğim. Esas söylediğiniz sözlerin için ben sizden özür bekliyorum. Payına düşen malını, bağını, bahçeni, her şeyi alacaksın. Ama bu eve ne o kadını getir... ne de o kadınla birlikte yaşadığın müddetçe kendin gel. Ben seni hala cepheden dönmemiş farz ederek yaşayacağım. Hayır.
Artık istediğini yapmakta serbestsin. Seyit'im. Anneciğim. Hakkın helaldi. Hayır. Hayır. Abi. Abi. Namun. Abi. Bir şey yok. Hayır. Sura. Gitme. 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 Annem babam sana emanet. Seyit. Seyit oğlum. Seyit. Gitme ne olur. Ablana da söyledim. Senin başımızın üstünde yerin var. Biliyorum Fatma teyze, Allah sizden razı olsun. Yerinizde başkası olsa çoktan dedemin yanına göndermişti beni. Sen de yıldız gibi bizim bir kızımızsın. Ama vakti saati geldiğinde sen de herkes gibi yuvadan uçup gideceksin. Bak, kısmetten ötesi olmaz derler. Senin kısmetin de ta İstanbullardan geldi, çaldı kapımızı. Binnaz İstanbul'daki erkek kardeşi Yahya ile evlenmen için benden rıza istedi. Giderken yanında götürmek istiyor seni. Binnaz'a da dedim, ablasıyla eniştesi dururken bana laf düşmez dedim ama Allah biliyor ya, benim gönlüm razı. Abla. Ablanlar da münasip buldular. Eğer sen de olur dersen bu iş tamam. İstanbul'a gelin veririz seni ha. Ne diyorsun kızım? Güzide. Heyecanlandı. Sen kusuruna bakma anne. Güzide. Güzide dur. Güzide bekle beni. Güzide. Güzide. Güzide gel buraya. Başımı derde sokacaksın. Tövbeler olsun ya. Gözünü seveyim Esma Hanım. Annemleri arabayla gittiğini söyleme olur mu? Sakinleşince gelir. Yok yok, sen canını sıkma, söyleme. Ben buradan bir an önce gitmek istiyorum. Tamam. Birlikte gidelim. Seni annene götüreyim. O kadar kolay mı? Şura, benim sana bir şey itiraf etmem gerek. Kırım'a sadece direnişe katılmak için geldim. Ben buraya senin için geldim Şura. Benim için mi? İyi olduğunu gelip gözlerimle görmek istedim.
Mutsuzsan gözlerinden anlayacağımı biliyordum. Annene geri götürecektim seni. Şu an karşımda çok kederli bir kadın görüyorum şurada. Bence gitme zamanımız geldi. Seni burada bırakamam. Kederimin Seyit'le hiçbir ilgisi yok. Ben sadece onun mutsuzluğuna sebep olduğum için üzülüyorum. Gel benimle Şura. Hayır, Seyit'i bırakamam ben. Ailemin yanına dönemem. Bunu Seyit'e yapamam. Onun ellerini bırakmam ben. Ama gitmek istediğini kendin söyledin. Evet. Seyit'le gideceğiz. Karar verdik. Karşı kıyıya geçeceğiz. Türk tarafına. Yepyeni topraklarda yaşamımıza, mücadelemize devam edeceğiz. Birlikte. Ne zaman gideceksiniz? Yakında. Çok yakında. Kadın yüzünden araları açıldı. Koskoca baba oğul bir kadın yüzünden karşı karşıya geldi ya. Olacak iş değil. Bana bak Seher, saygılı konuş. Sakın ha orada burada da bu lafları dillendirme. Ben sana söyleyeyim. Koskoca Mirza Mehmet Emilov'u şu kadar tanıdıysam hayatta tükürdüğünü yalamaz. Tamamen sildi attı oğlunu. Bak şuraya yazıyorum. Hadi hadi sen işine bak. Gerisini onlar düşünsün. Aile parçalanıyor. Ben ona üzülüyorum. Daha kötü olmasa bari. Kim ki o? Sen dur, ben bakarım. Buyurun, birine mi baktınız? Yolunuzu mu kaybettiniz? Şurada arabamın tekerleği kırıldı da. Anlamadım nasıl oldu, fark etmedim ama. Öyle mi? Geçmiş olsun. İsmail Efendi, hanımefendinin arabasıyla ilgilenir misin lütfen? Baş üstüne beyim. Şu tarafta mı dediniz? Evet. Çok teşekkür ederim. Buralarda mı oturuyorsunuz? Evet. Komşunuz Mehmetovların misafiriyim. Ablam onların gelini. Ev buraya çok yakın. Hatırladım, hatırladım. Ablanızın doğumunu Ebe'ye ben getirmiştim. Evet. Ablamın hayatını kurtarmıştınız. Yok canım. Öyle. Ebe'yi yetiştiremeseydiniz. Celil Kamilov. Çok memnun oldum. İsmail Efendi arabayı tamir ederken çay ikram ederim size. Yok, ben rahatsız etmeyeyim, burada beklerim. Siz dışarıda bekletme komşuluğu hasta var mı? Lütfen, bize katılırsanız çok seviniriz. Peki, teşekkür ederim. Buyurun lütfen.
Buyurun, buyurun. Lütfen geçin. Sevgilim, misafirimiz var. Hanımefendi arabasıyla kaza yapmış. İsmail Efendi ilgilenmeye gitti. Geçmiş olsun. Size eşimle tanıştırayım, Tatya. Tatya, siz bana ismini söylemediniz. İyi misiniz? İyi misiniz? Kazadan etkilendiniz herhalde. Celil hanımefendi şuraya uzansın. Hayır, hayır, iyiyim ben. Sadece arabanın tekerleği kırılınca çok korktum. Ben gideyim. Biraz dinlenseydiniz. Gitmem lazım. Tamam, o zaman ben bırakayım sizi. İsmail arabayı getirir arkadan. Hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Celil, sen refakat etsen iyi olur. Seyit'e bakacaktın zaten. Evet. Hayır. Israr ediyorum. Teşekkür ederim. Harika, buyurun. Güzide. İsmim Güzide. Tanıştığımıza memnun oldum. Umarım bu güzel bir dostluğun başlangıcı olur. Her zaman bekleriz. Keşke bu mümkün olabilseydi. Ama çok kısa bir süre içinde buradan ayrılıyorum. Aa, öyle mi? Evleniyorum. Müstakbel eşim de buradan çok uzakta. İstanbul'da yaşıyorum. Ha. Çok güzel. Tebrik ederim. Şimdiden mutluluklar. Teşekkürler. Çok mutluyum. Araba hazır efendim. Aa, ne çabuk. Tekerlek kırılmamış efendim. Sadece çıkmış. Yerine taktım, iyice sıkıştırdım. Eskisinden sağlam oldu. Harika. Teşekkür ederim. İsmail efendi, yine daha efendiyi yalnız bırakmayalım. Tekrar bir sorun çıkmasın. Tabii beyim. Sizi tanıdığıma ben de çok mutlu oldum. Umarım rahatsızlık vermemişimdir. Estağfurullah. Hiç olur mu öyle şey? Her zaman bekleriz. Size de mutluluklar. Tuhaf bir kız. Ne kadar da utandı, gördün mü? Bence çok sevimli. Çok da güzelmiş. Keşke şurada tanışabilseymiş. Hadi bırak şimdi. Bu kadar yorgunluk yeter. Dinlenme zamanı. Odaya gitmek istemiyorum. Dolaşmaya mı çıktınız? Petrole dertleşiyordum. Gitmeye karar vermişsiniz. Zamanı gelince hepimiz yolcuyuz. Yolunu değiştirmek zorunda kalan yolcular. Ailenle vedalaştın mı? Aileye ilelebet veda olmaz. Haklısın dostum. Gel.
Teşekkür ederim. Hayırlı günler hanımefendi. Geç geç. Arka kapıdan gir. Fatma Hanım görmesin seni. Ah deli kız ah. İnsan attığı adamın önünü arkasını düşünmez mi? Hiçbir genç kıza yakışır mı alıp başını gitmek? Yat kalk ablana dua et. Fatma Hanım'a idare etti seni. Hüzine öldürdün beni. Çok korkuttun. Ne söyleyeceğimi, nasıl idare edeceğimi şaşırdım. Nereye gitti? Seni getiren adam kimdi? Eminofların kahyası İsmail. Celil'e mi gittin yoksa? Abla, ben o adamla evleneceğim. Hangi adamla? Binnaz'ın kardeşiyle. Söyleyin onunla İstanbul'a giderim. Bu mektubu açmadın. Parfüm kokuyor hala. Madem arkamızdaki her şeyi yakıyoruz, ben de hasretlerimi biriktirmeyeceğim. Ben seninle aynı ateşte yanmaya her zaman hazırım. Yeter ki yanımda ol. Bundan sonra birbirimizin ailesi olacağız biz. Ve altında yaşayabileceğimiz her çatı bizim yuvamız olacak. Mahmut. Mahmut. Celil. Ne oldu? Mahmut. Evdekileri bir şey mi oldu yoksa? Hemen kaçmanız lazım abi. Mahmut ne oldu? Bolşevikler. Meydanda bir binaya karargah kurmuşlar. Hemen kaçın. Öldürecekler. Sakin ol. Sakin ol. Abi. Boyu boşaltın hemen. Buraya gelecekler. Bu evinde olduğunuzu biliyorlar. Kaybedecek zamanı yok abi. Bir taka var. Havayla beni almak için gelecekti. Ama sizin durumunuz daha acil.
Hemen bilin gidin buradan. Gidin abi. Sevgilim, sadece gerekli eşyalarını al yanına. Öyle yapıyorum. Bu çantayı da şura. Hı. Sakın yanından ayırmıyorsun, tamam mı? Neden? Niye bana veriyorsun? Ayrılacak mıyız? Gitmem gerekecek yine. Herkesin güvende olduğundan emin olmam lazım. Hayır, Seyit. Sakın bir daha yaşatma bunu bana lütfen. Celil, beni bırak lütfen. Onlar sizi almaya geldiler. Beni değil, hasta bir kadını kim ne yapsın? Olmaz. Sok bakayım konunu hadi. Sevgilim, söz iyileşince ben de peşinden geleceğim. Olmaz dedim Tatya. Bir daha böyle şeyler söyleme. Hazırsanız hemen çıkalım. Gün doğacak. Olmaz. Abi, abi al ustadan ayrılmanız lazım. Petro, beni dinle abi. Durum çok ciddi. Çarı muhafızlarına ne yaptıklarını biliyorsun. Merhametleri yok. Petro! Abi! Petro! Abi! Gidin buradan. Hemen gidin. Abi! Celil! Petro gitmiş. Ne? Ne işi olabilir ki bu saatte? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Abi sana diyorum, gidin. Celil'i de alın gidin buradan. Olmaz. Bu adamlar sizin peşinizde. Olmaz Mahmut. Buraya gelen çiftliğe de gider. Annemi babamı yalnız bırakamam. Çiftliğe gidiyoruz. Siz buradan bu evine doğru gidin. Tamam. Sizler beni takip edin. Ya! Ya! Tatya ile Şura'yı değirmene götüreceğiz. Biz de oradan silahları alacağız. Savaşmadan pes etmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Seyit! Beni bırakma. Beni bırakma. Şura, beni dinle. Beni bırakma. Beni dinle. Orada daha güvende olacaksın. İnan bana. Yosef! Ne işin var burada? Sonunda maskeler indi aşağı. Kimin ne olduğu çıktı ortaya. Ne istiyorsun bizden? Birazdan burası çok kalabalık olacak. Birliğin başındaki en yakın arkadaşın Mişa Sorokin. Tam bir hain o. Zeyt! Acele et. Yaklaşıyorlar. Sen... Bu sefer hayatını kurtardım işte. Sağ ol dostum. Sağ ol.
Tam zamanında geldin. Bence de. Petro, sen nerelerdeydin? Dünkü pusudan sonra tetikteydim. Etrafta nöbet tutuyordum. Şurada, şurada. Güçlü olman lazım. Lütfen benim için güçlü ol. Hazır mıyız abi? Hazırız. Hadi acele edin, herkes atlara. Bu yılan yalnız değildir. Bir an önce değirmene gidip silahları alalım, oradan da çiftliğe. Hadi. Çiftlikte cephane var abi. Hayır, siz gelmiyorsunuz. Havayı dalıp karşı kıyıya geç. Tehlikede olan sizsiniz abi. Kadınlar değirmene gidecek. Biz babamızın yanına gideceğiz. Onları savuşturduktan sonra Burun'a gideceğiz. O takaya siz bineceksiniz abi. Tatoğlu diye bir adammış. Takanın sahibi. Yanaşınca işaret verecek. Hadi. Hadi Celil. Herkes acele etsin. Şura. Şura. Hadi hadi. Yavaş. Yavaş. Hayır Mahmut, ben onlarla gitmek istemiyorum. Havva, itiraz istemiyorum. Gidiyorsun. Mahmut. Seni çok seviyorum. Merak etme, göz açıp kapayana kadar geleceğim, tamam mı? Kendine dikkat et. Daha önce konuştuğumuz gibi. Sen takviye olacak adamları topla. Biz de önceden çiftliğe doğru yola çıkıyoruz. Derhal Bey. Petro, sen de onlarla beraber git. Çiftlikte bana ihtiyacın olmayacağına emin misin? Ayrılmaya mecburuz. Ancak böyle vakit kazanabiliriz. Hadi. Seyit, bana ölmeyeceğine söz ver. Sen kaç savaştan çıktın, burada da ölmeyeceksin. Burada da yenilmeyeceksin, söz ver. Söz. Söz. Geri döneceğim. Seni bir daha kaybetmeyeceğim. Geri döneceğim. Tamam. Ne olursa olsun, her ne olursa olsun geri döneceğim şuna. Hadi bin. Hadi. Hadi Celil. Gel. Petro, sana emanet.